Selam arkadaşlar, umarım herkesin keyfi yerindedir. Aramızda illaki iPhone, iPad kullanıcıları var. Ben de onlardan birisiyim. Müzisyen olduğumuz için de App Store'a girip müzikle ilgili uygulamaları illaki inceliyoruz. Bazılarını indiriyoruz, bakıyoruz. Neler indiriyoruz? Software synthesizer'lar, sample player'lar, efekt plugin'leri, beat making için uygulamalar. Birçok şey var biliyorsunuz zaten. Bunları yüklüyoruz, yüklüyoruz falan. Ve illaki aralarından hoşumuza giden birkaç bir şey çıkıyor. Fakat genelde o hoşumuza gidenler telefonda, iPad'de kalıyor işte. Elimize aldığımızda anca oynuyoruz onlarla falan böyle. Ama halbuki bunları müzik çalışmalarımıza, şarkılarımıza, aranjelerimize yansıtabiliriz. Çok güzel şeyler var çünkü. Bu videoda da sizlere iPad ve kullandığınız DAW arasındaki bağlantıyı inanılmaz kolaylaştıracak bir yöntem göstereceğim. Böylece artık iPhone veya iPad öyle oynadığınız bir şey olmaktan çıkacak ve müzik prodüksiyonlarınızda kullanacaksınız. iPad sanki bilgisayarınızdaki bir plugin gibi olacak veya iPad bilgisayarınıza bağlanmış ekstra bir DSP gibi çalışacak. Veya iPad tasarımı nedeniyle bu dokunmatik yüzeyi sayesinde keyboardla altyapı yazma veya mouse kullanarak işte bir şeyler yapma gibi alışkanlıklarımıza yeni bir boyut kazandıracak. Peki tüm bunları nasıl yapacağız? Studio Mux isimli bir uygulama sayesinde. Studio Mux'u App Store'dan indirebilirsiniz. Şu anki fiyatı $9.99, 50-60 lira civarı. Öncelikle Studio Mux'u iPad'e, iPhone'a yüklüyoruz. Sonrasında da Studio Mux'un web sitesine gidiyoruz. Bu siteden Studio Mux Server'ı indiriyoruz. Mac için ya da Windows için. Bu server aslında bildiğimiz pluginler. Bildiğimiz standart bir şekilde bu pluginleri bilgisayarımıza yüklüyoruz. Sonrasında iPad'in standart şarj kablosuyla bilgisayarımıza USB port üzerinden bağlanıyoruz. Bu bağlantıyı yaptığımızda Studio Mux bilgisayardaki pluginle iletişim haline geçebiliyor ve transfer yapabiliyor. Bu transfer ne transferi? iPad'deki audio'yu DAW'a yollamak veya DAW'daki audio'yu iPad'e yollamak şeklinde olabiliyor. Veya MIDI sinyallerini yollayabiliyoruz. Yani örneğin bilgisayarımıza bağlı MIDI klavyemizdeki bastığımız MIDI sinyalini, gönderdiğimiz MIDI verisini iPad'e yönlendirebiliyoruz. Veya aynı şekilde iPad'deki bir MIDI datasını bilgisayarımıza yönlendirebiliyoruz. Şimdi bu anlattıklarımı size ufak bir uygulayarak göstermek istiyorum. Studio Mux yüklü. iPad şarj kablomla bilgisayara bağlı ve bilgisayarımda server pluginler yüklü. Şimdi bu işlemleri Ableton üzerinden anlatacağım. Fakat burada yaptıklarımın hepsi diğer programlarda da yaklaşık aynı arkadaşlar. Ayrıca Studio Mux'un manuelinde işte Studio One için, Logic için, diğer tüm programlar için ayrıntılı bir anlatım var. Manuelden de hepsini okuyabilirsiniz. Studio Mux server'ı bilgisayarımıza İki plugin şeklinde yüklenmekte. Birincisi Generator, ikincisi de Effect. Generator'ı iPad'deki sesi audio olarak DAW'a aktarmak için kullanıyoruz. Effect versiyonu da tam tersi, DAW'dan iPad'e audio göndermek için kullanıyoruz. Şimdi öncelikle iPad'den ses aktarmayla başlayalım. Generator pluginini bir enstrüman kanalına yüklüyorum. Plugin ekranı çıktı. Burada device bölümünde iPad'inizin ismi yazıyor arkadaşlar. Benim iPad'imin ismi Demir. Demir bu arada benim oğlumun adı. Şimdi iPad üzerinde Studio Mux'ta şu artı işaretine basıyoruz. Bu arada bakın Studio Mux üzerinde 8 tane slot vardır. Bu slotlara kullanmak istediğiniz uygulamaları yükleyebilirsiniz. Artıya bastım. Enstrümanlara giriyorum ve bir enstrüman seçiyorum. Örneğin TC Performer'ı seçtim. Bunu sürükleyerek birinci kanalın üzerine, birinci slotun üzerine bırakıyorum. Şu an yüklendi. Bakın burada da TC Performer olarak birinci slota TC Performer uygulaması yüklendi. Şu an iPad üzerinden çalıyorum. Ve ses Ableton'a aktarılıyor. Burada hiçbir gecikme yok bu esnada arkadaşlar. Gecikme sadece bilgisayarınızdaki latency oranında. Şimdi bunu bilgisayarıma kaydetmek istiyorum. Bunun için öncelikle bir audio track oluşturuyorum. Daha sonra bu ilk enstrüman kanalının out'unu bu audio'ya yönlendiriyorum. Monitörünü açtım. Evet, şu an sesi bu audio kanal üzerinden duyuyoruz. Ve bir kayıt alalım. Clear açalım.
Evet, şu an kayıt aldım. Gördüğünüz gibi iPad'teki ses audio olarak buraya kaydoldu. Şimdi Studio Mox'a geri dönelim ve bir ses daha kaydedelim. Gene generator'ı yükledim. Studio Mox'a da bir uygulama yükleyelim. Örneğin gadget'ı ikinci slot'a yükledim. Bu ikinci slotta da gadget var. Burada da Studio Mox Generator üzerinde de gadget'ı seçtim. Şu an iPad üzerinden çalıyorum ve ses yine Ableton'a aktarılıyor. Bunu da bir audio olarak kaydetmek istiyorum. Gene bu enstrüman kanalının sesini audio kanala yönlendirdim. Input'unu açtım. Bunu audio olarak kaydettiğim için ufak sallantılarım oldu. Bu sallantıları bunu kuantize ederek biraz toparladım. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bunlara, bu kaydettiğim audio'lara efekt vermek istiyorum. Bunları da, bu efekti de iPad üzerinden vereceğiz. Şimdi bakın, burada bir return track oluşturdum. Buraya bu sefer Studio Mox efekt versiyonunu yükledim. Şimdi tekrar Studio Mox iPad üzerinde Studio Mox'a geri döndüm. Bu sefer 3. slot'a bir efekt uygulaması yükleyeceğim. Örneğin bu Master FX'i yükleyelim. Evet, yüklendi. Şimdi burada da plugin üzerinde Master FX'i seçtim arkadaşlar. Şimdi çalıyorum. Ve bu audio'ları arkadaşlar Master FX'e yönlendireceğim uygulamaya. Bakın şu an duymuş olduğunuz efektler, o reverb ve delay iPad üzerinden gelmekte ve şu send kanalında. Burada da bu audio trackleri bu send vasıtasıyla iPad'e yönlendirdim. Bu efekt versiyonlu Studio Mox'u kullanarak. Şimdi de şöyle bir şey yapalım. Bilgisayarımdan iPad'e MIDI sinyali yollayayım. Yani bilgisayarıma bağlı MIDI klavye ile bir şeyler çalayım. Fakat o MIDI sinyalim iPad'deki uygulamaya gitsin. Örneğin Studio Mox'a bu sefer Launch Key yükledim. Launch Key'in şu arpeggiator'ını kapatalım. Yine Studio Mox'un generator'ını ekledim ve bu sefer Launch Key'i seçtim. Şimdi MIDI sinyalini Launch Key uygulamasına yönlendirmek istiyorum. Bir MIDI kanal oluşturdum. Buradan öncelikle kendi klavyemi, bilgisayarıma bağlı klavyemi MIDI input olarak seçtim. MIDI output bölümüne de Studio Mox'u seçtim. Eğer bu MIDI outputlarınızda gözükmüyorsa arkadaşlar, Configure'a girip buradan Studio Mox ve iPad'inizin ismi olan output'u aktif hale getirmeniz gerekiyordur. Onu aktif hale getirdikten sonra bakın şu an MIDI klavyemden çalıyorum. Uygulamanın sesi buradan geliyor. Bu sefer MIDI olarak kayıt alacağım arkadaşlar. Evet, bakın baştan bir çalalım. Sanırım mevzuyu kabaca anlattım.
anlatmadığım ne var? iPad'den bilgisayara MIDI sinyali göndermek. Arkadaşlar bir sürü şey anlattım. Artık onu da kendiniz bulun. Gene bir anlatmadığım bir konu daha var. Mesela iPad üzerinde Ableton Link ile çalışan bazı uygulamalar var. Ableton Link nedir? Farklı cihazlardaki programları, uygulamaları aynı anda senkronlu bir şekilde çalmak için oluşturulmuş bir protokol. Ableton'ın oluşturduğu. Ableton Link seçeneğiyle yine Studio Mux'a Ableton destekli uygulamalar yüklediğimde davul loopları gibi şeyler. Onlar otomatikman bilgisayarınızla senkronlu bir şekilde çalacak. Ama mesela diyelim ki Studio One kullanıyorsunuz, Logic kullanıyorsunuz. Bunlar Ableton Link desteği yok. Bu tarz programlarda da MIDI Clock yollayarak arkadaşlar bu işi yapacaksınız. MIDI Clock'un nasıl kullanıldığı manuelde çok açık ve net bir şekilde yazıyor. Oradan bakarsınız. Arkadaşlar iPad deyip iPhone deyip bunlarla müzik mi yapılır falan diye küçümsemeyin. Biraz içine girerseniz bu işin inanılmaz güzel uygulamalar olduğunu, inanılmaz güzel sesler olduğunu görebilirsiniz. Birçok uygulamanın YouTube'da demoları, sesleri var. Bunları araştırırsanız çok güzel uygulamalar edinebilirsiniz ve fiyat olarak da bunlar çok uygun oluyor biliyorsunuz. Bunları az önce gösterdiğim şekilde de şarkılarınıza, prodüksiyonlarınıza, aranjelerinize ekleyebilirsiniz. Umarım size bir faydası olur bu anlattıklarımın. Görüşmek üzere.